Tekrar merhaba. Bu dersimizde update komutunu öğreneceğiz arkadaşlar. Update güncelleme anlamında kullanılıyor. Veri tabanımızdaki tablolarda bulunan verileri güncellemek için kullandığımız komut update komutu arkadaşlar. Şimdi bir hatırlayalım en son ne kayıtlar vardı. Bir bakalım. Select yıldız from öğrenci. Select komutunu yazmayı öğrendik. Artık kendimiz yazıyoruz. Buradan sağ tık select'le çekmiyoruz. Select yıldız from öğrenci dediğim zaman 4 tane kaydım vardı. Kayıt yoksa da siz kendiniz insert'le atabilirsiniz. Insert komutu nasıl yazıldığını önceki derslerde anlattım. 4 tane kayıt atın tablonuza. Şimdi bu kayıtlar üzerinde biz işlemler yapacağız arkadaşlar. Güncelleme işlemi yapacağım. Şimdi güncelleme komutu şu şekilde update komutun adını yazıyorsunuz. Güncelleme komutu update. Büyük harfler ya da küçük harf hiç fark etmez. İkisi de aynı. İster küçük harflerle yazın, ister büyük harflerle yazın. Fark etmiyor arkadaşlar. Update. Bu bakın mavi ya da şu renge boyuyor. Bu da update komutu da hani bunlar reserved word dediğimiz yani SQL'in özel kelimeleri olduğu için bu kelimeleri özel renklere boyuyor. Dolayısıyla bu kelimeleri kullanmamaya çalışın. Veri tabanınızdaki tablo isimlerinde kullanmayın bu kelimeleri. Karışıklık olur, kafanız karışır. Dolayısıyla bunlar özel kelimeler. Select, from, update gibi. Şimdi update dedim. Daha sonra tablonun adını yazıyorum. Tablomun adı ne? Öğrenci tablosu. Öğrenci tablosu. Sonra güncellemek istediğim alanı yazıyorum. Mesela şöyle yapıyorum. Ben burada Zeynep'in doğum yılını 1999 değil de 2000 yapmak istiyorum mesela. Update öğrenci set doğum yılı eşittir 2000. Ama hangi öğrencinin yapacağım? Şimdi bakın burada bir güncelleme işlemi var. Güncelle öğrenci tablosunu set ayarla doğum yılını 2000 olarak ayarla. Peki kimin? Kimin doğum yılını 2000 olarak ayarlayacağım? Bunu da where koşul cümlesi yazacaksınız. Where yazıyorsunuz. Where yazdıktan sonra kimin? Zeynep'in. Where ad eşittir Zeynep diyebilirim. Bu şekilde yaptığım zaman Zeynep'in doğum yılını 2000 olarak güncelleyecek arkadaşlar. Bu şekilde yazalım. Bu satır sadece bu satırı çalıştırmak için bunu seçiyorum. Yoksa select'i de çalıştırır. Sadece bu satırı çalıştırmak için bunu seçiyorum. Execute'a basıyorum. Güncellemeyi yaptı. Şimdi select'i çalıştıracağım. Burayı seçiyorum sadece. Execute'a basıyorum. Bakın Zeynep'in doğum yılı 1999'du az önce. Benim update komutumla birlikte 2000 yaptık. Peki ben bunu Zeynep'in doğum yılını 2000 böyle ad eşittir Zeynep şeklinde yaparak yaptım ama başka yöntemi var mıydı? Var. Öğrenci doğrusu da aslında ikinci yapacağım. Şimdi yapacağım yöntem. İsim olarak değil de öğrenci numarası üzerinden güncelleme yapsam daha doğru olurdu. Çünkü neden? Bu sınıfta şu an yok ama başka Zeynep adında öğrenciler de olabilirdi. Onların tüm hepsinin ben doğum yılını 2000'e çekmiş olurdum. Dolayısıyla benim aslında şöyle yapsam daha doğru olur. Ve where ad eşittir Zeynep yerine where öğrenci no eşittir Zeynep'in kendi öğrenci numarası primary key olan başka bir öğrenciye atanamayan öğrenci numarasını yazacağım buraya. Öğrenci no eşittir 4. Öğrenci numarası 4 olan öğrencilerin doğum yılını 2000'e set et. Ayarla. Değiştir. Güncelle diyorum. Seçiyorum. Şimdi 2000'de bunu 2001 yapalım da farklılığı görelim. 2001 yapacağım şimdi. Execute'u çalıştırdım. Şimdi select kısmını seçiyorum maviye. Çalıştırıyorum. Bakın 2001 yaptı. Bu şekilde kayıtlarımızın update işlemini yapıyoruz. Peki update işlemini yaparken karışıklık olmasın diye Zeynep şimdi şöyle yapalım. Bir kayıt daha atalım tablomuza. Insert into öğrenci values diyelim. Bir Zeynep daha atacağım arkadaşlar. Öğrenci numarası 5 olacak. Adı Zeynep. Soyadı farklı olacak ama. Zeynep diyelim ki atıyorum arkadaşlar. Macit. Zeynep. Macit. Doğum yılı bunun 2002 olsun. Bölümü ne olsun? Bölümü bilgisayar mühendisliği olsun. Ya da yazılım olsun. Yazılım mühendisliği. Yazılım mühendisliği olsun. Şimdi yeni bir öğrenci kaydatıyorum. Zeynep Macit 2002 doğumlu. 5 numaralı öğrenci 5 öğrenci numarası 5 yazılım mühendisliğinde okuyor. Bu kaydı atacağım şimdi. Insert'le attım. Şimdi bu insert çok kullanmayacağım için şimdi commentleyim karışmasın.
Select'le bir bakalım atmış mı atmamış mı. Gerçekten atmış Zeynep Macit'i de. Şimdi ben eğer bakın bunu göstermek istiyordum size. Ben eğer burada set doğum yılı eşittir. Mesela diyelim ki 2003. Ver at eşittir Zeynep desem. Her iki Zeynep'in de doğum yılını 2003 yapacak. Bakın arkadaşlar. Güncelledi. Tekrar select çalıştırıyorum. Bakın her ikisini de yaptı. Dolayısıyla ben sadece Zeynep Öz'ün doğum yılını güncellemek istiyorsam ver ya deminki gibi öğrenci no kullanacağım ya da bir yolu daha var. And ad eşittir Zeynep and soyad eşittir Öz dediğim zaman ben bunun doğum yılını 2003 değil de 2004 farklılığı göstermek için 2004 yapalım. Zeynep Öz'ün doğum yılını 2004'e güncellerim arkadaşlar. Execute dedim. Bakın yaptı. Select'le bir bakalım hepsine. Evet Zeynep Öz'ün doğum yılı 2004 şeklinde güncellendi arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sadece and değil orada kullanabilirsiniz. Adı Zeynep olanlar ya da şöyle diyelim. Doğum yılı 1998 olanlar veya yazılım mühendisliğinde okuyanlar. Ver. Ver. Şöyle bakın. Ver. Doğum yılı doğum yılı eşittir. 1998 olanlar veya bölümü yazılım mühendisliği bölümü yazılım mühendisliği olanların ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Doğum yılını hadi değiştirelim. Doğum yılını değiştiriyoruz. Doğum yılı 98 olup bölümü yazılım mühendisliği olanların yani böyle hani sırf örnek yapabilmek için size gösteriyorum. Doğum yılını 2005'e çekiyorum. Doğum yılı 98 olup bölümü yazılım mühendisliği olan öğrencilerin doğum yılını 2005'e çekiyorum. Kimler var? Doğum yılı 98 Veli Kaan var. Veya bölümü yazılımda okuyan Zeynep Macit var. Bu üç kişinin, üç öğrencinin doğum yılını 2005'e çekeceğim. Şu tek satırda. Or kullandığım için. Seçiyorum maviyle. Çalıştırıyorum. Üç satır güncellendi diyor. Etkilendi diyor. Evet yaptı güncelleme gibi gözüküyor. Bir kontrol edelim. Select'i seçtim maviye. Çalıştırdım. Bakın 2005 yapmış. Kimler yapmış? Veli Kaan ve Zeynep Macit'in doğum yılını 2005 olarak güncellemiş arkadaşlar. Bu şekilde OR kullanarak da bu işte yapabilirsiniz. Peki başka ne yapabilirsiniz? Birden fazla değişiklik yapabilirsiniz. Yani şöyle diyeyim size doğum yılını hem doğum yılını değiştirirsiniz hem bölümünü değiştirirsiniz. Mesela şöyle yapalım şunu siliyorum. Mesela set doğum yılı 2003'e 2002'ye değiştirelim. Bakın doğum yılını değiştiriyorum. Başka bölümünü de değiştiriyorum. Bölüm eşittir. Yeni bir bölüm yazacağım arkadaşlar. Biyoloji. Biyoloji bölümüne göndereceğiz bu arkadaşları. Doğum yılı 2002. Bölüm biyoloji. Kimleri göndereceğim? Kimleri göndereceğim? Ver. Burada ad eşittir. Zeynep. Adı Zeynep olan öğrencileri. Şu iki öğrenci. Zeynep Öz ve Zeynep Macidi. Bölümünü biyoloji yapacağım. Doğum yılında 2000. İki özelliği birden değiştireceğim. Bakın araya virgül koyarak set doğum yılı eşittir 2002. Virgül bölüm eşittir biyoloji ver. Ad eşittir Zeynep. Yani adı Zeynep olan öğrencilerin doğum yılını 2002 yap. Bölümünü de biyoloji yap. Zeynep Öz kimyada 2004 doğumlu gibi gözüküyor. Zeynep Macit yazılım mühendisinde ve doğum yılı 2005 gözüküyor. Ben doğum yılını her ikisini 2002'ye çekip her ikisinde bölümünü biyoloji yapacağım. Satırı seçiyorum. Execute diyorum. İki satır etkilendi diyor. Bakalım yaptık mı? Şunu seçip select seçip çalıştırdığımda Zeynep Öz ve Zeynep Macit'in biyoloji bölümü ve doğum yılını 2002 olarak değiştirmiş olurum. Yani aynı anda birden fazla değişikliği de aralara virgül koyarak yapabiliyorsunuz. Bunun dışında az önce yaptığım gibi buraya verin yanına bir and ya da or koşulu koyup birden fazla kişiyi ya da bir kişiyi iyice böyle and'le net belirlemek istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela yapalım. Zeynep soyad eşittir. Sadece Zeynep Öz'ü yapalım bu değişiklikleri. Zeynep Öz'ü doğum yılını 2000
3 yapalım. Bölümünü de mekatronik. Mekatronik mühendisi yapalım. Bakın Zeynep. Adı Zeynep olacak, soyadı Öz olacak. Bölümü mekatronik çekiyorum. Doğum yılını 2003'e çekeceğim. İki şeyi birden değiştiriyorum. Execute dedim, bir satır etkilendi diyor. Bakalım doğru yaptık mı? Select seçiyorum. Çalıştırdığım zaman Zeynep Öz, doğum yılı 2003, bölümü mekatronik mühendisi olarak değiştirmiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar update'i de kullanabilirsiniz. Sadece şeyde değil, şurada mesela şöyle de yapabilirsiniz. Mesela burada bölüm mekatronik, ver ad bilmem ne diyor ya. Ver de diyebilirsiniz ki öğrenci no büyüktür 4. Öğrenci numarası 4'e eşit ya da büyük olan tüm öğrencilerin bölümünü mekatronik, doğum yılı 2003 yap. Bakın öğrenci numarası 4'e eşit ya da büyük. Kim var? Zeynep Özde, Zeynep Macit var. Bunların doğum yılını 2003, bölümü mekatronik. Hani doğum yılını değiştirelim. 2004 yapalım arkadaşlar, değişiklik görülsün diye. Şöyle seçiyorum. Çalıştırdığım zaman iki satır etkilendi diyor. Evet, Zeynepler etkilendi. Tıkladığım zaman bak, ikisi de 2004 oldu doğum yılı. Bölümler mekatronik oldu. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Update kullanımı da böyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere.